Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. ünitemize giriş yapıyoruz arkadaşlar. 8. ünitemizin beceriler kısmında her tür yazılı metni anlayabilme, yabancı kelime ve terimler içeren metinleri okuyabilme kısmı var. Dil bilgisi konumuzda ettirgen ve edilgen çatılar işteş, ettirgen, edirgen çatılar, çift ettirgen çatılar konumuzdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kelimelerde ise suç, adalet ve hukuk terimlerini göreceğiz arkadaşlar. 8. ünitemizin A bölümü suç ve suçluluk psikolojisi. Götürüldü, susturuldu, gösterilmedi şeklinde ettirgen ve edilgen çatıların birleşiminden verilmiş birkaç örnek yazılmış arkadaşlar. Hırsız tutuklanarak cezaevine götürüldü. Keme salonunda bağıranlar hakim tarafından susturuldu. Film saatinde gösterilmedi şeklinde dil bilgisi konumuzu içeren örnekler yazılmış. Aşağıdaki suç türlerinden hangilerini biliyorsunuz? Kasten adam öldürme, gasp, adam kaçırma, bilgisayar korsanlığı, bilişim suçları, hırsızlık terör, kalpazanlık, kaçakçılık, kundakçılık, yağma, rüşvetçilik şeklinde bazı suç türleri verilmiş arkadaşlar. Kastan adam öldürmek, bir insanı bilerek ve planlayarak öldürmek demektir. Gasp ise arkadaşlar bir malı sahibinden zor kullanarak almak demektir. Adam kaçırma bir insanı isteği olmadan farklı bir konuma götürmek demektir. Korsanlık bir hakkı izinsiz kullanmak demektir arkadaşlar. Bu şekilde birkaç örnekten bahsettikten sonra okuma metnimize geçmek istiyorum. Metni okuyalım ve aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazalım. Suç nedir? Suç uzun zamandan beri var olan ve gelecekte de devam edecek olan bir olgudur. Peki suç bir tür hastalık mıdır? Toplumlarda görülen farklı toplumsal kurallara, kanunlara paralel olarak bu soruya da farklı cevaplar verilmiştir. Çok eski dönemlerde suç ruhun bir hastalığı olarak da düşünülmüştür. Bazı toplumlarda ise suç şeytani bir davranış ve kötü ruhların etkisiyle ortaya çıkan bir hareket olarak görülmüştür. Düşünürlerin bir kısmı suçu bir hastalık olarak görürken bir kısmı da suç nedenlerini bireyin dışında toplumsal çevrede yoksulluk Ekonomik sorunlar, değişimler gibi toplumsal koşullarda aramışlardır. Ceza hukukuna göre suç, kanunların cezalandırdığı harekettir. Suç birbirinden çok farklı durumları kapsar. Biletini ödemeden otobüse binen de hırsızlık yapan da adam öldüren de suçludur. Suçluluğa psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve ruhsal yönleri kapsayan geniş bir çerçeveyle bakmak gerekir. Uzun yıllar Yapılan psikolojik araştırmalar göstermiştir ki özellikle gelişme çağlarında insanın içinde yaşadığı koşullar onun nasıl bir insan olacağını, kişiliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle suçlu kimdir değerlendirmesini yaparken bireyin suçluluğunu yalnız onun bireysel bir durumu olarak değerlendirmek, içinde yetiştiği olumsuz toplumsal koşulları göz ardı etmek eksik bir değerlendirmeye sebep olacaktır. İnsanın gelişimi nasıl bir kimliğe sahip olacağı daha çok çocukluk ve gençlik yıllarında biçimlenir. Sosyalleşme süreci küçük yaşlardan başlayarak yetişkinliğe kadar sürer. Bu dönemde yaşayan olumsuzluklar kişinin kimlik oluşumunu olumsuz yönde etkiler. Özellikle ergenlik ve gençlik döneminin kişilik oluşumunda büyük önemi vardır. Aile ortamı bireyin gelişimini etkileyen en önemli ortamdır. Birçok doğru ve yanlış öncelikle aile aracılığı ile öğrenilir. Aşırı disiplinli, sevgisiz ve soğuk aile ortamlarında büyüyen çocuklarda çeşitli psikolojik sorunların çok daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Özellikle suçlu çocuk ve gençlerin aileleri araştırıldığında soğuk ve ilgisiz aile ortamlarıyla karşılaşılmıştır. Aile içindeki ilişkilerin, ailenin ekonomik durumunun Kültür seviyesinin çocuğun üzerinde büyük etkisi vardır. İnsanları suça teşvik eden nedenlerin diğerleri ise şunlardır. Zekası az olan kişi bulunduğu kültürün sosyal değerlerini kavrama ve ona uyma yeteneğine sahip değildir. Zeketlerinin sonuçlarını göremez. Böyle kişiler telkine yatkın bir tip olduğundan zekası parlak ama suç yolundaki insanların etkisinde kalarak suç işleyebilirler. İnsanların özellikle çocukların aileden sonra en yakın çevresine okul oluşturur. Okul çocuğun hayatında sosyal tecrübeleri edindiği ilk yerdir. Buradaki hatalar ve olumsuzluklar çocuğun karakterinin oluşmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Yoksulluk suça ya doğrudan doğruya ya da dolaylı yoldan etki eder. Karnı aç olan bir kişinin çalışma eğilimi oldukça yüksektir. Çalışma imkanı bulamayan kişinin de suç işleme olasılığı oldukça yüksektir. Gazete, dergi, televizyon, internet gibi basın ve yayın organları suça teşvik edici yayınlar yapmaları ve bu tür yayınların suça yatkın insanlar tarafından izlenmesi suça teşvik bakımından zararlı görülmektedir. Mesela bir cinayet haberi televizyonda bütün ayrıntılarıyla verilebilmektedir. Öğrenim durumu ile suç arasında yakın ilişki bulunduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar okuma veya bilmeyenlerin suç işleme oranının çok fazla olduğunu göstermektedir. İstatistikler erkeklerin kadınlardan daha çok suça eğilimli olduklarını göstermiştir. Kadınlar bedensel gücünün azlığı, cesaret azlığı gibi sebepler Suç eğilimini azaltmaktadır. Suç işleme ve suçluluk doğuştan bir kişilik özelliği değildir. Suçlu büyük ölçüde olumsuz gelişim koşullarında yetişmiş, insan olarak hak ettiği değer ve özeni almamış bir kişidir. Suç işleyenlerin sorumluluğu büyük ölçüde çevresel ve toplumsal koşullardadır. Bu nedenle suçluları dışlamak, onları düşmanca duygular beslemek ve onlardan nefret etmek yerine, Onları anlamak ve topluma kazandırma yoluyla suçların azaltılmasına katkıda bulunmak bütün insanların sorumluluğu ve görevi olmalıdır. Şimdi ise metne bağlı kalarak aşağıdaki soruları cevaplamamız istenilmiş. Çok eski dönemlerdeki suç tanımıyla modern zamandaki suç tanımını karşılaştırınız. Eski dönemlerde suç ruhun bir hastalığı olarak düşünülmüştür. Fakat modern dönemde ise insanın yaşadığı çevre, ailesi, arkadaşı, ergenlik döneminde yaşadığı psikoloji, suçu ve suçluyu etkilemektedir şeklinde birisi hastalık olarak değerlendirirken diğeri çevresel faktör olarak değerlendirmektedir. Suç ve yetişme ortamı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yetişme ortamındaki gerginlik, çevresel faktörler, arkadaş ortamı, yaşadığı psikolojik sorunlar suç ve suç eğilimini artışı etkilemektedir. Yaşadığı ortamdaki olumsuzluklar arttıkça suç işleme oranı da artacaktır şeklinde değerlendirebiliriz. Basın ve yayın organlarının suça teşvik edici yönü nasıldır? Burada bir cinayetin tüm ayrıntılarıyla verilmiş olması o insanın hayalinde bunu canlandırıp uygulamasına teşvik edebilir şeklinde değerlendirebiliriz. Çalışma imkanı bulunmayan kişinin suç işleme ihtimali neden yüksektir? Karnı aç olan insanın suç işleme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Metne göre aşağıdaki çevresel koşullardan hangileri insanı suç işlemeye itebilir? İşaretleyelim. Metne bağlı kaldığımızda arkadaşlar aile suç işlemeye yöneltebilir, kültür yöneltebilir, adalet düzeni değil yayın organları yöneltebilir, ekonomik durum yöneltebilir, aile ortamı yöneltebilir. Metinde iş hayatıyla ilgili herhangi bir şey değinilmemiştir, yakın çevre etkileyebilir, tecrübeler değil, eğitim etkileyebilir, okuma yazma oranına göre değişiyor demiştik, teknoloji evet etkileyebilir, zeka durumu etkileyebilir şeklinde hazırlık çalışmamızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ve sekizinci ünitemizin dil bilgisi konusu ise ettirgen ve edilgen çatılar arkadaşlar. Ettirgen çatı eki ve edilgen çatı eki aynı fiile getirilerek yapılır. Belirtilen işin bir başkasına yaptırıldığı anlamı verilir. Ev tepeden tırnağa temizletildi. Temizletildi. Kime? Bir başkasına temizletildi. Yapılan işin bir başkasına yaptırıldığı anlamı katılmıştır. Bahçedeki çiçekler bahçıvana sulatıldı. Kime sulatıldı? Bahçıvana. Kim tarafından? Başkası tarafından sulatıldı. Öğrencilere bir ayda beş kitap okutuldu. Başkası tarafından okutuldu. İşçiler bütün gece çalıştırıldı. Ettirgen ve edilgen çatılarımın birleşmesiyle oluşturuldu. Bürodaki bütün işler Mehmet'e yaptırıldı. Başkası tarafından Mehmet'e yaptırıldı. Hikaye öğretmen tarafından öğrencilere okutuldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bur buradaki yüklemlerimizde her zaman için eylem bir başkası tarafından yaptırıldı anlamı katılmıştır. Mesela bürodaki bütün işler Mehmet'e yaptırıldı. Ama İkinci cümlemizde hikaye öğretmen tarafından öğrencilere okutuldu. Bir cümlede başkası tarafından yapıldığı belirtilmiş fakat tarafından kelimesi kullanılmamış. İkinci kelimemizde ise öğretmen tarafından diyerek yüklemin cümleye kattığı anlam ifade edilmiş. Baskı hatası olan kitaplar toplatıldı. Kitaplar başkası tarafından toplatıldı. Çocukların yemekleri yedirildi. Başkası tarafından çocukların yemekleri yedirildi. Bütün ödevler kontrol ettirildi. İşlerin tamamı nöbetçi öğrenciye yaptırıldı. Şeklinde arkadaşlar her zaman için işin başkası tarafından yaptırıldığı anlamını kattığımız yüklemlerimiz verilmiş arkadaşlar. 8. temiz. 8. ünitemizin A bölümünde yazma konusu olarak suçluları topluma kazandırmak için neler yapılmalıdır şeklinde bir yazma metnimiz verilmiş. Konuşma konumuzda ise arkadaşlar insanları suç işlemeye alevi sebepler mi, sosyal sebepler mi iten? İki grup oluşturalım ve tartışalım şeklinde bir konuşma metnimiz verilmiş arkadaşlar. Ve böylelikle 8. ünitemizin A bölümünü sonlandırarak B bölümüne giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 8. ünitemizin A bölümünü işlemiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda 8. ünitemizin B ve C kısımlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.